Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişiklik teklifi meclisten geçti. AK Parti'nin 18 maddeden oluşan anayasa değişiklik teklifi 339 oyla kabul edilerek yasalaştı. Teklifin tümünün 330'un üzerinde oyla kabul edilmesiyle referandum süreci de başladı. Başbakan Binali Yıldırım artık karar milletindir, milletimiz sandığa gidecek, aklıyla vicdanıyla oy kullanacak, Türkiye için en doğru tercihi yapacaktır dedi. Biz bugün vekiller olarak bize verilen görevi yaptık, işi asıl sahibine, millete tevdi ediyoruz. Şimdi söz milletindir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bu rejim değişikliğine biz karşıyız, Türkiye bu değişikliği kaldıramaz dedi. Hukuk devleti, laik demokratik ülke yönetim biçimi, cumhuriyet tamamen tahrip ediliyor. Kuvvetler ayrılığının olmadığı, dengenin denetlemenin olmadığı dengesiz bir sürece doğru hızla Türkiye sürüklenmek istiyor. Halk doğru bilgilendirildiğinde bu konuda cevabı hayır olarak verecektir. Anayasa değişiklik teklifi önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Cumhurbaşkanı'nın 15 günlük yasal süresi bulunuyor. Referandumun resmi gazetede yayımını takip eden 60. günden sonraki ilk pazar günü yapılması gerekiyor.